Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte Otobüs Simülatör Ultimate oynayacağız efendim. Görmüş olduğunuz gibi karşımızda yepyeni bir güncelleştirme. Güncelleme geleli birkaç gün oldu. Ben sizlere anca videosunu çekiyorum. Hemen şöyle bir güncelleme notlarına bakalım. Güney Kore otogarları eklenmiş. Almanya otogarları eklenmiş. Görevler eklenmiş. İzmir-Manisa yolu ve yeni tüneller eklenmiş. Ve bazı hata düzeltmeleri yapılmış. Şimdi burada bizim için en önemli olan görevler İzmir-Manisa yolu. Evet arkadaşlar, yeni bir tünel eklenmiş. Benim için çok önemli. Biliyorsunuz İzmir-Manisa yolunu hani bilen vardır, belki yoktur. Kaçış rampası falan var. Bayağı tehlikeli virajlı bir yol arkadaşlar İzmir-Manisa yolu. Oraya bir yeni tünel eklenmiş oyundaki güncellemeyle. O tünel yapılalı bayağı oldu arkadaşlar. Ama oyuna daha yeni ekleniyor. Olsun, güzel. Güzel görevler eklenmiş. Şu görevleri bir bakalım. 500 kilometre mesafe gideceğiz. 3300 para almamız için video izlememiz gerekiyor. Burada da bir yeni şehir açılacak sanırım. Anlamadım bunu. 8300 para için 50 tane bilet satmamız lazım. Kolay. 0 gün 0 saat diyor. Bu herhalde kalan süre galiba arkadaşlar görevler için. 8300 para var burada. Yine sefer tamamla. Şoförü işe al diyor. İşte şoförü işe yolla diyor. Oyunda vakit geçir 15 dakika. 3 tane altın kazanmak için yine videoyu izle. 3300 terminal yükseltme. 50 bin para otobüs satın ala veriyor. Gayet güzel. Ülke keşfet 33 bin. 67 bin terminal satın al. Ondan sonra mesafe git 2500 kilometre. 4 altın için videoyu izle. Bilet sat. Güzel. Arkadaşlar bayağı görevler var. Bakın bu şekilde. Bir sürü görev var. Abi bayağı gidiyor. Kaç tane? 100 tane mi? Oo, burada deli bir para dönüyor. Arkadaşlar bu ne? Zengin olabilirsiniz. Terminal satın al. 9 tane terminal alırsanız 402 bin para veriyor size. Baya güzel, baya güzel. Bakın sefer tamamlarsanız 40 tane 335 bin ekstra para veriyor arkadaşlar, bakın. İnanılmaz. Bilet satarsanız 1400 tane yine baya bir para veriyor. Şimdi bizim merak ettiğimiz bu İzmir-Manisa arasındaki yeni yapılan tünel. Hemen ona bir bakalım. Sefer oluşturalım kendimize. Sadece tünellere bakmamız yeterli. İzmir, Manisa arası. Şöyle saati de gündüz yapalım. Şöyle 11.30 yaptık. Hiç bilet falan hiçbir şeye gerek yok. Onaylı diyelim. Hemen başla diyelim. Bilmeyen arkadaşlar varsa ben tekrardan bir söyleyeyim. Bu İzmir-Manisa arasında bir yol var arkadaşlar. Böyle virajlı falan. Bayağı bir virajlı. Gerçekten inanılmaz bir viraj var. Bu yolda hani çok fazla sıkıntılar oluyor. Gerçekten inanılmaz sıkıntılar oluyor. Bu sebepten dolayı bir hani tünel yapıldı, işler kolaylaştırıldı. Tünel yapıldı dediğim gibi bayağı oldu ama yani o yollar inanılmaz bir şey. Hatta o yolda kaçış rampası var arkadaşlar. Tırlar için, büyük araçlar için, tonajlı araçlar için kaçış rampası mevcut. Hani Allah korusun bir şey olmaz, bir şey olur frenleri tutmaz. Bu sebepten dolayı kaçış rampası mevcut. Yani araştırırsanız görürsünüz zaten. Şimdi bakacağız. Oyuna da tüneli eklenmiş İzmir-Manisa yolu arası. Bakalım bir göreceğiz nasıl olacak. Haydi bakalım doluşun efendim, doluşun doluşun doluşun. Bu videoya güzel bir like gelirse çok mutlu olurum bu arada. Sizlere elimden geldiğince bütün güncelleştirmelerin videosunu çekmeye çalışıyorum. Tabii ki de hani böyle sadece ufak tefek hata düzeltmeleri olan güncellemelerin videosunu atmıyorum. Hani böyle gözle görülür bir şey varsa onları elimden geldiğince atıyorum. Bu otobüs de bir değişik bir şey ha. Şu koltuğunu bir ayarlamış mıydık bunu? Evet, ayarlamıştık biz bunu. Bunun koltuğu bu kadar oluyor ya. Bunun koltuğu bu kadar oluyor arkadaşlar. Ya değişik bir göstergesi, kadranı falan var. Böyle yan tarafa bakar mısınız? Yani camına ulaşmak için bayağı bir yukarıda oturmamız lazım. Öyle bir otobüs işte. Hani ben gerçek otobüs şoförü gibi oturdum. Direksiyonu böyle tuttum. Bakalım. Zaten yolumuz çok uzun değil. Görüyorsunuz. Tüneli görsek yeter yani. Ben tüneli görmek istiyorum arkadaşlar. Yeni. Hani yapılan şu tüneli. Merak ediyorum. 37 kilometre gösteriyor. Az gösteriyor yani. O kadar kısa değil İzmir-Manisa arası. Yani 100 müydü, 90 mıydı, öyle bir şey galiba ya. Hani o civarlarda bir şey, hani biraz da
Bu şekilde olabilirmiş. Neyse. İnşallah tüneli görebileceğiz. Şurası tünel galiba ya. Öyle duruyor ama birazcık bakın. Yok değil. Buradan yukarı çıkacağız şimdi o zaman. Abicim ben seni bir geçebilir miyim? Teşekkür ederim. Hoşça kal. Hoşça kal. Sağdan çıkın. Çıkalım abi. Lastik patlama olayını çözen var mı? Her videoda soruyorum neredeyse. Hani bir kere patladı, bir daha da hiç patlamadı. Nasıl oluyor arkadaşlar? Bilen var mı? Al abi. Multimedya açalım sana. Klima. Klima sesini sevmiyorum. Şimdi tünel dümdüz bir şey. Hani birazcık virajlı sadece, ufak tefek. Bakalım, görmemiz lazım burada. Ya 20 kilometre kaldı. Tünel nerede acaba? Manisa diyor. Ya Manisa'ya girdiğim anda herhalde bağlanacağız bir yerden tünele. İnşallah. Sağdan çıkın. O İzmir Manisa arası o virajlı yol olsa var ya, öf. Ha, tüneli yapmışlar sadece sanırım. Bakalım, ilerliyoruz. 13 kilometre kaldı. Oğlum tüneli koymadılar mı acaba? Sanki gireceğiz bir yerde, tünele girmem lazım mutlaka. Hani bir yerde tünele bağlayacak beni. Allah Allah, köprü var, tünel yok arkadaş. Bas. Ben rotayı mı yanlış yaptım acaba? Olabilir mi? Allah Allah. Bilemedim ki ben şimdi. Bir yerde yanlış yaptım ben ama nerede yanlış yaptığımı bilemedim. Tünel dönüşte mi lan? Düz devam edin. Dur bakayım, buradan döndürüyor bir. Oğlum terminale geldim işte. Tünele münele girmedik oğlum. Sağ tarafta ne var? Sağ tarafta bir şey yok. Allah Allah. İlginç. Ben bir yerde bir hata yapmış olabilirim ama. Yani yaptığım bir hata varsa barış noktasına ulaştınız. Mutlaka yorum olarak... Aa, bagajlar açık mı gidiyormuşuz oğlum biz? Aman ne olacak ya? Yabancı mıyız be oğlum? Evet, buraya bir park edelim. Sayın kulüplerimiz, sizlerle birlikteliğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Geldik vallahi geldik. Aracımızdan ayrılmadan önce eşyalarınızı kontrol etmenizi, varsa bagaj pişmenizi hazırlamanızı önemli hatırlatır. Esenlikler dileriz. Evet arkadaşlar, İzmir Manisa arası yol yaptık. 5 dakika sürdü zaten. Ama tüneli göremedik nedense. Yani bir ufaktan bir yanlış bir yerde bir şey mi yaptım ama bilmiyorum. Neyse. Hani güncelleme bu şekilde, ekstra bir şey yok. Sizlere bunu göstermek istedim en azından. En önemli şey burada görevler. Yani görevlerde inanılmaz para kazanabiliyorsunuz. Bakın ben 43 kilometre gittim. Hani 500 kilometre gidersen bir yer açılacak. İşte burada sattığımız biletlere şey yapıyor. Ama bilet satmadım mı oğlum ben? Allah Allah. Bilet satmış olmam lazım. Bak mesela oyunda oyunu kapatıp açmam gerekiyor olabilir. Hani öyle bir şey oluyor olabilir. Neyse arkadaşlar, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bilet olayı niye yükselmedi onu da bilmiyorum. Yine yanlış bir şey yapmış olabilirim. Videoyu beğenelim. Yorumlarda yanlış yaptığım bir şey varsa mutlaka belirtelim. Manisa'dan İzmir'e mi gitmem lazımdı acaba? Ya da burada eksik bir şey mi yaptım ben? Burada bir şeyleri mi yükseltmem lazım? Bir şey mi yapmam lazım? Neyse. Yorumlarınızı bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Açıklama kısmında tüm detaylar işte açıklama kısmında mevcut olacak arkadaşlar. Umarım videodan da keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.